beklediğiniz yeni bir video ile karşınızdayım ve yeni bir araç. 2021 model Mantek GX18 470 olan aracımızı birazdan Oktay Kaplan'la beraber tanıtacağız. 2021, yani ben de bu aracı çok merak ediyordum arkadaşlar, nasıl bir araba diye. Şu anda yine yolun kenarındayız. Kusura bakmayın sesten dolayı. Hemen dışarıdan bilgileri alıp sizlere aracın içinden bilgiler vermeye çalışacağız sevgili dostlarım. 2021 model ilk manada bu şekilde sizlere tanıtımını gerçekleştirmiş olalım. Buradan Oğuzhan Nakliyat, Ağır Nakliyat, Bedirhan ve Oğuzhan kardeşime teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat verdiler bize. Şimdi Oktay Kaplan'la beraber aracımızın tanıtımını gerçekleştirelim. Arkadaşlar videomuz 18470 Mantek GX 2020 modelle devam ediyor. Evet Oktay Kaplan, kanalıma hoş geldin. Rize'ye hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Oktay Kaplan kimdir? Kaç yaşındadır? Kaç seneden beri bu işle uğraşıyor? Bize kendini bir tanıtır mısın? Ben 47 yaşındayım. Yaklaşık 20-22 senedir falan yapıyorum bu işi. Çalışıyoruz, yollardayız işte. Daha önce de ne aracı kullanıyordun? Şimdi bugün bir MAN kullanıyorsunuz ama. Daha önce de MAN kullanıyordum gene. 580 X6'lar kabin. 33-580 çift çeker MAN kullanıyordum. Evet. Onda da rahatlık, bunda da rahatız. MAN'ın arabalarını çok beğeniyoruz, güzel. Şimdi aracın dışarıdan bir özelliklerini anlatalım da sonra hemen aracın içine geçelim. Şu gürültüyü de en azından minimize etmiş oluruz. Araç hakkında senin bilgileri almış olalım. Benim hemen şu kanat gözüme çarptı. Bu diğer modellerde yok idi herhalde. Aynen, yoktu. Ne bu? Cama su sıçratmaması için mi? Aynen, su sıçratmaması için. Tekerin cama, aynayı batırmaması için koymuşlar. İnce bir detay. Değişik bir şey, bir de rüzgar akımını da sağlıyor. Sanırım buradan gelen rüzgar akımını da oradan oraya vermişler. Öyle düşündüm yani. Far grubunda bir değişiklik var mı? Var. Komple, ön komple değişik tamponlar, farlar, sisler, anjö, yan camlar. Hepsi değişik ya. Küçültmüşler biraz yan camı falan. Evet. Ama müthiş bir şey vermişler. Araç çok muhteşem olmuş. Değişik bir atmosfer, değişik bir hava katmışlar. Tabii ses, şey, çok güzel olmuş. Ben yıllardır araba sürerim. Ne diyorlar buna? Yer uçağı yapmış adamlar. Ya. Öyle mi diyorsun? Aynen, aynen. Evet, gel şöyle bir etrafa dönelim. Çok başarılı. Ya lastik abatlarımız? 315-70-22,5. Egzoz katalizörümüz. Aynen, egzoz. Bunlar Euro 6 zaten, üre için. Bunlar, bu egzozları büyük tutuyorlar, Euro 6. Yakıt salınımını daha da azaltmak için. Bu egzozları kullanıyorlar artık. Arkadaşlar şurada arkada gördüğünüz hava filtresinin tribünü. Dorsal bağlantı yerleri, kupa arkası bu şekilde. Kupa takozlu, dört görüklü. Aynen, dört görüklü. Dört görüklü. Ya, depolar iki tane depo, 580'er litreden yani 1160 litre depo koymuşlar. 1160. Bu ne işe yarıyor usta? Onlar hırsızlık için. Buradan şey var ya, Şamandıra'dan mazot falan çekmesinler diye onu oraya taktırıyoruz yani. O şekilde bir önlem almış olduk diyorsun. İşte hırsıza kilit olmaz ama elimizden geleni yapıyoruz. Arkalar dört körük mü? Arka dört körük, evet. Önler? Önler körük. Önlerde körük yok, makaslı. Makaslı önler. He. Sadece kabin körükleri var. Kabin, evet. Şöyle hemen aracın diğer tarafına geçelim. Oktay Kaplan'la beraber hemen aracın içine geçmeye çalışıyorum ki dışarıdan böyle hemen adlantıyıp sizlere içeriye geçip videoyu orada devam ettirmek istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi yolun kenarındayım. Diğer araçları da görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şurada akülerimiz var. Aynen. Separ mı? Separ, evet. Separımız var. Buradan öbürlü tankımız kaç litre? Yaklaşık 75-80 litre civarında. 75-80 litre civarında arkadaşlar. Yan tarafta bir şu kapının olayı yine biraz daha oynama yapılmış. Değişik yapılmış. Şey değişmiş. Dış havalandırmanın delik sistemi. Delik sistemi değişmiş. Aynen. Ama bayağı ciddi bir haybetli. Bu alçak kabin bir de. Alçak. İstaş, evet. İstaş kabin değil. İstaş değil, alçak kabin. Ama MAN'ın kabinleri rahat. Diğer arabalara bakarak zaten geniş kabinler. Evet. Geçelim istiyelim Oktay Usta. Evet arkadaşlar, aracıyla geçelim. Burada yine bir avadanlığımız mevcut. Araç yolda geliyor. Tabii ki bu araç şu anda Özbekistan'a gidiyor. Bizim de şey var. Arkadaşlar, koltuk ileriye geliyor. Evet arkadaşlar, hemen aracın içine kaçtım ki böyle dışarıdan sesi minimize edelim, konuştuklarımız da duyulsun. Evet Oktay Kaptan, seni dinliyoruz. MAN'la ilgili bize, şimdi daha önce de MAN'da kullandım dedin. Evet, hep MAN kullandım. Yani her arabayı kullandım ama benim ilk seri tercihim MAN aracı. MAN aracı çok rahat, konforlu araç. Ankara'da tabii zaten belli başlı MAN. Ankara, Konya, MAN. Aynen. Yıllardan beri. Bizim Ankara, MAN'ı tercih ediyoruz. Yani
ne bileyim, biz Mercedes Aksor falan kullanamayız. Kullanmadık yani, bilmiyorum, tercih etmedik yani. Çünkü MAN ne kadar da olursa olsun konforlu ve rahat bir araba. Evet. Bir de güçlü araba. Türkiye yollarının standardının arabası. Dağ'a gider, şantiyeye gider, çamura gider, her yere gider. Yani MAN'ı alabileceğim şekilde, yani kullanabileceğim şekilde, rahatlıkla kullanabileceğim bir araba mı yani? Aynen. Bugün parçası olsun vesaire, servis ağı olsun, sıkıntı yaşayacağın... Hayır, hayır. Şu anda Türkiye'de belki de en çok servisi olan firmalardan biri MAN'dır yani. MAN'dır. Mesela Volvo'nun Türkiye'de 40 servisi varsa MAN'ın 80 vardır yani. %100 fazladır. Yani servis konusunda bir sıkıntı yaşama yok, problem yok. Yok, yok. Bir sıkıntı yok. Memnunuz araçtan. Bunları yeni aldık işte. Allah nasip ederse hayırlı uğurlu olur inşallah firmamıza da. İnşallah hayırlı size olsun. De. Oğuzhan Nakliyat'ta hem Volvo hem MAN. Volvo var, MAN var, Mercedes var. Bu kadar, 3 tane var. 3 marka var. Mercedes'in de Avrupaları var. Yani yerli Mercedes değil, Avrupa şeyler var. Aksaray yapımı değil yani. Yok, değil. V serisi yani. V şase numaralı Avrupalar var. Yüksek kabinleri daha rahat tabii, geniş olarak. Kabin olarak aynıdır büyük muhtemelen. İç şey olarak aynıdır. Dizilimi aynıdır ama yüksek, daha yüksektir büyük ihtimalle. Aynen. İşte large var, X-large var. Yani iki kabin olarak çıkıyor. Bir orta boy kabin, yüksek kabin. Daha isteğe göre de daha alçağa da çıkıyor. Yani o şantiye tipleri falan oluyor. Yenilik olarak diğer manlara nazaran bunda ne var mesela? Yani ekran içi aynı olduğu gibi midir yoksa? Yok, komple değişmiş. Değişmiş mi? Göğüs değişmiş. Göğüs değişmiş. Eskiden düzdü böyle. Evet. Böyle düzdü, böyle de düzdü. Şimdi buraya bir çıkıntı vermiş. Zaten direksiyon, kollar, göstergeler, panel komple değişmiş. Böyle şey ekran koymuş, onu da açayım isterseniz. Double ekran koymuş. Aynen. Radyo, frenkasları. Aracın evet. Herhangi bir menüsüne buradan girebiliyor musun yoksa direkt oradan mı? Yok, buradan giriyor. Oradan giriyor. Burada direksiyona akıllı direksiyon koymuş. Bu sadece navigasyon ve radyo olarak mı kullanılıyor yoksa? Navigasyon var, radyo var. İstediğin her şeyi kullanıyorsun. AUX koymuş. Bluetooth bağlantısı var şeyde. Yani o ses sistemiyle alakalı. Orası ses sistemiyle alakalı. Burası göğüs sistemi zaten. Şurada hemen zaten bir MAN logosu karşımıza çıkıyor direkt. Diğer aracın bilgileri buradan görebiliyoruz. Aynen. Şimdi bu şeyle geldi. İşte atıyorum buradan kontrol edeceğiz. Yağısına bakacağız arabanın. Evet. Şöyle de yani iki taraftan göstermiş olayım sizlere sevgili dostlarım. Buradan bakıyoruz işte araç kontrolü diyor. Atıyorum balatalara bakacağız. Buradan balatalara giriyoruz. İşte önler diyor %99, %100 diyor. Oradan çıkıyorsun. Önler bir fişede aşılmış mı yani, öyle mi diyelim? Burada diyor motor yağı mesela, çalıştırmadan önce motor yağını kontrol. Motor sıcaklığı diyor. Şu anda 53 derece yağ sıcaklığı varmış. Yağ seviyesine bakalım. Dolum seviyesi okey diyor. Yağısı şey diyor yani, tamam diyor. Daha başka bir sürü özelliği var işte burada. Hemen bakmışken ustam, toplamda kaç kilometre yaptık ve ortalama yakıt tüketimi nedir? Hemen bakalım. Ve bu araç genelde tonaj olarak çalışıyor, ağır nakliye olarak çalışıyor. Onu da belirtelim arkadaşlar. Şöyle tüketim diyelim. Bu araç 23.5 yakıyor şu anda. 2535 kilometre toplam yol yapmış. Şu andaki yaktığı yakıt 23.5, 100 kilometrede. 100 kilometrede. Aynen. Gayet güzel bir rakam. Çok iyi. Çok iyi bir. Yani ya zaten araç kendini 14 ileri vites yapmışlar. Evet. 14 ileri gidiyor. 1000 ila 1100 aralığında çalıştırıyor aracı. Kendi yani, otomatik olarak. Tabii ayarlı. Otomatik kullanımda 1000 ila 1100 devirde çalıştırıyor. O yüzden yakıt seviyesini çok düşürmüş. Yakıtı bayağı düşmüş yani. Aşırı derecede fark ediyor. Bir önceki araçtaki yakıt tüketimi nasıldı? Yine aynı şekilde 4x2 mi kullanıyordun yoksa 6x4 mi kullanıyordun? Onda biraz da o da MAN'dı. Onun biraz daha fazla. Çünkü onun dorsesi şeydi. Ağır dorseydi. Araçla beraber 40 ton falan geliyordu. Onun yakıtı biraz fazlaydı. Fark ediyor değil mi? Orada evet. Tabii. O şimdi arkanızdaki ekipmanla alakalı. Dorse işte birinde 3 teker basar, birinde 5 teker basar, birinde 30 teker basar. Evet. Yani ne kadar ağırlaştıkça, teker sayısı arttıkça yakıt artıyor ister istemez. Evet. O mesela 100 tonluk bir yük götürdüğüm zaman onda %100'e yakın mazot yakıyor. Evet. Yakıt konusunda Euro 6 olan 2021 model olan aracımız bayağı 23.5. Çok, aynen, çok güzel. Bu fazla tonajı yok. 3 dingil dorse var arkasında.
21-22 tonda yükü var. Şu zaten anda. Ankara'da deposunu doldurup sıfırlar. Zaten araç sıfırdı. Evet. Ankara'dan teslim aldık fabrikadan. Oradan çıktığından beri buraya kadar işte 23 evet. 23.5 yakmış 100 kilometrede. Gayet iyiymiş yani. Çok iyi. Peki aracın konforu olarak bize söylemek istediğin otobüs hissiyatı var diyor genelde manlarda, bu doğru aynen, mudur? Çok doğru. Arabada yani o kadar şeysiz ki, yani nasıl diyeyim sana, dış etkenlerle tamamen ayırıyor. Evet. Yani hiçbir ses, öyle aşırı bir ses, lastik sesi, şey sesi falan hiçbir şey yok zaten. Yani çok güzel bir dizayn olmuş. Yani ben yıllardır man kullanıyorum. Zaten arabaları güzel. Ya bu apayrı bir şey olmuş. Yer uçağı olmuş ya resmen. Yani gönül rahatlığı diyebilirsin ki yani eski model manla bu yeni model, 2021 modeli arasında çok büyük fark var. Tabii ki. İzolasyonu olsun, lastik yanıtılmaları olsun. Aynen. Yani bayağı bir his şeyi var yani. Aynen. Yol tutuşu falan. Değişik. Ben yıllardır manı kullanırım. Bu çok değişik olmuş. Yani tabii ki teknoloji geliştikçe ayak uydurmak lazım işte. Teknoloji bunlar olması gereken şeyler yani. Şurada bir dolabımızı görüyorum. Kaç litre? Tek dolap mıdır bu? Bu dolap işte burada bir sıkıntısı olmuş. Tek dolap değil. Bu şey yapmış. Yatağın altına koymuş dolabı. Şöyle. Ha şu çekme değil mi? Yok. Bunu buraya koymuş direkt. Sadece bu yatağı kaldırarak mı müdahale yapıyorsun bunu? Aynen. Yani yolda giderken atıyorum bir şey alacağım, böyle gidebilirsin yani, anladın mı? Kullanacaksın. Ya bu şekilde bir handikaptır bana göre yani. Şunu niye sürgülü evet. yapmadılar yani? Aynen öyle. Ya bunu eleştireceğimiz tek nokta olabilir mi yani bu? Olabilir. Bu evet. nokta olabilir mi yani? Tek nokta bu olabilir. Çünkü benim kullandığım araç 580. Evet. Onun burası çekiyorsun. Aynı buzdolabı var. Şuraya da bir şey koymuş. Aynı böyle boşluk. Ama bu kızağın üzerinde gidip geliyor. Evet. Bunda kızak yok mu ya? Yok. Kızak yok. Şu açılmıyor değil mi? Yok. Enteresan. Normalde benim arabada bunun aynısı. Fakat şuraya kol koymuş. Komple önü açılıyor. Evet. Burada yine ceplerimiz var. Yatağı kaldırdığın zaman. Arabaya bir şeyler koymak için işte yerler yapmış oraya. Altında da avadanlığımız mevcut. Aynen. Dolaplar var. Bunların altında da. Ama burası biraz tuhafıma gitti ya işin açıkçası ya. Falan benim de tuhafıma gitti. Yani işin gerçeğini söylemek gerekirse yani bir acaba... Bir de bunlar bir alt modeli ya yani tam full olan model olmadığı için belki de fiyatından düşürmek için böyle bir şeyler mi yaptılar? Anlayamadım ya, bununla da bir fiyat düşeceğinden değil de. Yani şunu bir kızaklı yapıp da yani... Enteresan bir şey yani. Şurayı zaten öbür arabamanlarda yok burası. Burada kaldırıp indirmeli kol var yani şey böyle yatak kolu. Yatak kolu. Bu, bunu da değişik bir sistem yapmışlar zaten. Vallahi enteresan geldi bana ve değişik geldi bana. Şimdi alışık olmadığım bir sistem. Aynen. Yatağı kaldır, buzdolabına ulaş. Aynen. enteresan yatak, yani. Yatak kalkık yola gidecek. Yani evet öyle bir ya. Atıyorum yani burada işte kodum su veyahut da bir şeyle koydum. Yatağı bile kaldıramadım mesela. Bu sefer ne yapalım? Ulaşamayacaksın şeye, yani dolaba. Alışmış şey alışma değil de o basit bize şey koymuş. Piston koymuş evet, yatağa. Evet. Şimdi eskilerde de piston yok. Eski arabalarda piston yok. Şimdi ben buradan işte bir elimle dokunup bir elimle kaldırdığım zaman kendi kalkıyor yani, anladın mı? Evet. Yani çok bir ağırlık yok. Mekanizması şey yani, rahat. Pistonları yani. Koymuş buraya. Onların sayesinde biraz kolay kalktığı için herhalde öyle düşünmüş. Bilmem aslında Alman bunu yapmaması lazım ama yapmış. Hayatta bir şey var da biz mi bilmiyoruz, o da ayrı bir şey yani. Belki de zamanla kızak mı konuyor, manuel bir şey mi? Anlayamadım. Artık yani. Neyse. Yani bunu bir handikap olarak yazdık. Aynen bir handikap olarak yazdık. Evet arkadaşlar. Ben çok kızmıştım zaten. Yatağımız bu şekilde. Nasıl yatakta yorgunluğunu manın, alıyor mu? Aynen manın yatağı efsane. Tartışılmaz mı diyorsun? Tartışılmaz. Hiçbir araba en kral Volvo'yu getir. Manın verdiği rahatlığı asla vermez. Vermez. XXL kabinle aynı yatak ölçüleri aynı mıdır? Kabin içi aynı mıdır? Kabin içi falan aynı. Yani genişliği şey aynı mıdır? Olabilir. Genişliği olabilir. Bir bu kasa tam bir ayrı. Yani eskiden man mesela 2020'ye kadar hep aynı kabinin üstüne alçak yüksek olarak yaptı. Evet. Bu dıştan görünüşü falan da bir değişik. Yani kabinde de bir genişlik var mı, şey var mı bir anlayamadım pek ama rahat yatağı görüyorum zaten. Evet. Bir metreden fazla yer koymuş. Evet. Yatağı falan çok rahat. Bu arada diğer araçta gidiyor. Bunlar nereye gidiyor şimdi? Yola çıktılar. Bunlar devam ediyorlar işte. Özbekistan'a gidiyoruz. Allah yolunuzu açık etsin diyelim. Fazla da tutmak istemiyorum seni. Şurada yine webost ayarlarımızı, cam ayarlarımızı, ışık ayarımızı yapabiliyoruz. Doğru mu? Yok. Onlar tavan
Sunroof'un. Sunroof bir de lamba, iç lambayı yakıyor. İç lambayı yakıyorsun. Aynen. Ulan ikisi açıyor kapatıyor. Aynen sunroof. Sunroof. Oraya 12-24 iki tane priz koymuş. İki tane USB koymuş. Evet onlar güzel. Giriş koymuş. Webosto falan buradan ayarlanıyor. Buradan yanıyor. Onların ayarlanıyor. Klima koymuş. İşte, sanırım şey klima bu da. Yatak yerinden Webosto'ya müdahale yapamıyoruz. Onu mu anladım? Vallahi bakmadım. Yukarıda olabilir belki de. Üst yok. Da burada yok. Burada yok evet. Webosto yok zaten. MAN'ın eskilerinde de yok şeyde. Webosto mu? Webosto yatakta yok. Ha yani direkt buradan yakıyorsun. Ya buradan yakıyorsun geçip yatıyorsun arkaya. Gece sıcak oldu. Allah'ım şunu bir kaldırayım uykusuzluktan falan. Eskiden şeyler oradaydı. Camlar falan da oradaydı. Onlar da kaldırmış. Evet. Cam mesela bunu aldım biraz. Camı açıyordun oradan uzanıp açabiliyordun. Onu kaldırmış. Yapabiliriz. Yatak kısmı bu şekilde arkada. Üst yatağı burada yine. Şimdi benim boyum 1.80 ama rahatlıkla ayakta duruyorum. Şu kadar bir mesafe var. Rahatlıkla ayakta duruyorum. Kafam değmiyor ama giyinme kuşuma alça kabin olduğu. Ama yüksek kabinde bu tabii daha fark eder. Onu da söyleyeyim size, belirteyim sizlere. Sevgili dostlarım, şurada yine bir gözümüz mevcut. Aynı şekilde bir göz daha burada var. Şurada bir açarım akordiyen, sizler, bir dolap yerimiz mevcut. Biraz içeri derinlemesine. Burası müsait mi kaptanım? Aç benim eşyam var öyle bir şey değil. Yani, elbise dolabı. Evet. İşte burası da evrak. İşte elbiseyi yine burası koyabilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir yer mevcut. Şurada yine ufak ceplerimiz mevcut. Yine aynı şekilde cepte yani bir sıkıntı yok. İncik boncuğu doldurabileceğin şekilde ceplerimiz aynen, var. Aynen. Böyle yine buraya bir şey koymuş da bardaklık. Buraya bir çekmece koymuş. Yine evrak dolabı falan yine aynı şekilde koymuş. Aynen. Bunlar artı oluyor mu şoförler için ya? Tabii döküntüyü alıyor işte. Yani fazla bir... Atmışım bak işte bak buraya mesela şeyi mazot işlerini falan atmışım kaldırıp atıyorsun. Yani döküntü olmuyor arabanın içinde yani. Bayağı iyi yani o zaman yani. Aynen. Doğru mu? Şoförün arayıp bulamadığı şeyler bunlar. Evet. Arkadaşlar alça kabin olmasına rağmen şurada yaklaşık 10-15 santimde bir motor örgütü var. Yani ama... Şey değil yani böyle engel değil yani gayet rahat yani onu söyleyebilirim sizlere. Buralar hepsi komple değişmiş. Değişmiş. Diğer hani, önceki arabada çektiğimizde. Bu çıkıntı yoktu. MAN'da bu çıkıntı yok. Evet. MAN'da bu bura düzdü. Böyle düzdü. Burayı çıkırtlı yapmış. Daha mı iyi oldu yoksa sizce? Vallahi ben arabaya aşık oldum ya. Yemin ediyorum şaheser yapmıştır. Ya yola gidişi benim için yani çok bu göğüs şöyle olmuş böyle olmuş beni çok pek alakadar etmez. Önemli olan ben yola giderken arabanın bana verdiği güven. Yani güven veriyor. Şoförün istediği o mu? Tabii güven veriyor. Bir de rahat yani süspansiyon olarak rahat, şey olarak rahat. Araba yolda giderken güven verecek önce yani. Evet. Güven veriyor araba. O konuda bir sıkıntım yok diyorsun yani. Aynen. Yok bayağı bir güvenli. Yok. Şimdi burada bir tiz hoparlör sistemi. Aynen. Kapıyı açma kapama. Burada bir okuma bu ışık. Aynen. Yukarı yakıyor bak buradan. Ha şuraya yakıyor arkadaşlar. Buradan da aynı şekilde müdahale yapabiliyorsunuz. Benim dikkatimi çeken şu kapının yan taraftaki olan dörtlü flaşörleri mi oradan yakıyorsun? Aynen. Burada istersen dörtlüyü, istersen de cam açıkken şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada cam açıkken hem cam cam açıkken arabaya çıkmadan oraya basıp camları kapatabiliyorsun. Yani buraya çıkmadan arabanın içine çıkmadan oradan hem dörtlüğü yakabiliyorsun, hem camlarını kapatabiliyorsun. Çok güzel bir detay aslında. Çok güzel, evet. Şeyleri de değiştirmiş. Ayna ayarlarını değiştirmiş. Bu düğmeler böyle değildi eski arabalarda. Evet. MAN'larda bunu değiştirmiş. Şunu değiştirmiş. Bayağı. Hepsi burayı, bu kumandayı komple değişmiş. Daha önceki şunu söylemek istiyorum. Ya bu cam kenarında yağmur alma olasılığı bütün arabalarda var. Ama ona göre demek ki teknolojiyi ayak uydurmuşlar. Ona göre dizayn yapmışlar. Yok hiç alakası yok. Camı açtım ıslanıyor ya. Hangi arabada olursa olsun ıslanıyor. Ama şeye arıza veriyormuş diyor. Ben onu merak ediyorum yani. Valla ben elimden geldiği kadar öyle yağmurdan çıktığım zaman hemen hava hortumunu buradan alıyorum. Böyle tutuyorum. Çünkü olay eski arabalarda diyorsun. Arıza yapıyordu. O suyu içinden attırıyorum yani. Evet bütün arabalarda şey bu var yani. Var. Bütün arabalarda aynı yerde. Evet. Tabii camı açtığın zaman oradan akıyor yani. Hemen şuradan bahsedelim. Bu diferansiyel kilidimiz herhalde. Aynen o diferansiyel kilidi. Silecek. Sileceği buraya koymuş. İşte sileceğin kademesi, birinci devre kademesini koymuş. Yıkamayı buraya üstüne koymuş. Şöyle yan tarafta. Sinyal zaten. Far kolu bu yani. Hem uzun kısa yapıyor. Evet standart. Buraya da vitesi koymuş. Şimdi şöyle çalıştırayım.
Şuradan, oradan gözüküyor. Yani şuradan çekersen bak buraya. Bu hem rotor dar, hem vitesi buraya koymuş. Mesela böyle yapıyoruz. İleriye gidiyor. Evet. Böyle çeviriyoruz. Arka, geriye gidiyor. Bu N'ye basıyoruz. Şurada N'ye var bak. Evet. N'ye bastığımız zaman boşalıyor aracı. Boşalıyor. Şuraya manuel, otomatik manueli koymuş. Zaten bu yukarı çektikçe vites yükseltiyor. Kendi manuel olarak kullanabiliyorsun. Manuel kullandığın yani. Zaman böyle yükseltiyor. Rotor darı da 6 kademe yapmış. Yalnız ben işte 22 ton yükle geldim. Daha 3. kademe hiç çekmedim yol boyu. O kadar rampalarda. Evet. 3. kademe hiç çekmedim. Gayet rahat diyorsun yani. Çok güzel rotor darı var. Çok güzel tutuyor. Yani bir önceki modeline göre üste koydu mu? Tabii. Çok koymuş. Çok koymuş yani. Çok aşırı koymuş. Araba çünkü çok. Ya bir tane, iki tane çektiğim zaman yapıştırıyor arabayı. Çok güzel. Çok güzel. Zaten egzozu da direkt koymuş. Yani direkt tam aşağı çekersen direkt egzoza giriyor. Ha, egzoz frenini oradan yapıyor. Rotor darsız egzoza geçiyor yani. Evet. Altı kademede şey koymuş zaten. Bak. Rotor dar altı kademe koymuş. Altı kademe de gayet bir... Çok iyi. Ben diyorum ya hiç üçün üstünü hiç çekmedim. Çekmedin. O kadar da rampa indim yani dikindim. Kemikliği falan indim. 2-3 kademeyle indim. Evet. Rotorları da gayet iyi diyorsun. Öksüz frenini kullanmaya zaten gerek kalmıyor diyorsun. Aynen öyle. Direksiyon nasıl? Ağır mı? Direksiyon yok çok güzel. Bir de direksiyon şey falan da değişmiş yani. Eskiden tam şey değildi. Mesela direksiyon bak böyle tam kucağa alalım. He. Bu eskisinde yokuydu bu mesela. Yok. Eskisinde ne yaparsan yap şöyle kalıyordu. Evet. Şu anda bayağı da bir kucağına düşüyor yani. Bu kadar rahat geriye alıp rahat rahat sürebiliyorsun. Evet. Bu zaten bunlar Scania ile şey aynı firma ya. Bu Scania'da vardı. Scania ile aynı firma aldı ya bunu. İkisi evet. De Scania MAN Volkswagen'e ait şu anda. O bilgiyi de vermiş olalım sizlere bu arada. Aynen. Burada yine Bluetooth'a bağlanma. Bluetooth'a bağlanma, radyo, işte şeylerini kumanda buradan istersen oradan kanalları değiştirebiliyorsun. Bluetooth düğmeye basarak. Ondan sonra aramaları yapabiliyorsun. Burada ses açıp kapatıyorsun. Telefonu açabiliyorum buradan. Evet. Bluetooth'a bağlı olan telefonu. Burada şey tempomat yani cruise control yapabiliyoruz. Bu kadar işte bunlar. Güzel. Direksiyonunu falan çok beğendim ben. Aracı gerçekten çok beğendim. Güzel yapmışlar diyorsun. Bir de sade. Öyle abartılı şey yok. Yani elini attığın zaman hemen her şeyi bulabiliyorsun her yani. Her şeyi diyorsun. Çözebilirsin yani. Öyle ya işte 100-200 tane düğme koyayım da milletin kafasını karıştırayım falan filan mevzusu yok. Her şey basit yani. Evet. Yani bunu manı bir kullanan adam veya başka tırı kullanan bir adam da gelip hemen oturunca rahat bununla devam edebilir. Kafası yani. Karışmadan. Ha karışma. Öyle karıştıracak detaylı öyle düğmeler falan yok yani. Ben göstergeleri de çok sade, şık duruyor yani. Aynen. Yani. Çok güzel. Ben çok beğendim aracı. Evet. Biz zaten ışıklarını falan şey yapmışlar. Beyaz yapmışlar ışıkları yani. Zaten şimdi çoğu beyaz yapıyor. Beyaz ışık yanıyor göstergelerde. O var. Şerit takip sistemi var. Evet. Çarpışma var. Şunların ikisi. Ani frenleme var. Aynen. O çarpışma ön tamponun orada şu şerit takip. Bu şerit bu yağmur sensörü mü? O pardon. O da şerit takibe yardım olabilir ya. Oraya mikrofon da koymuş. Onun orada mikrofon da vardı. Ses şeyi de olabilir. Uyarı da olabilir. Bluetooth. Şey atıyor ya. Evet, evet. Çizgiden çıktığı zaman. Evet. Şerit takip şeyini. Bir tane kaldırma düğmesi koymuş. Dorsey için dingil kaldırma. Evet. Yokuş kalkış sistemi var. Nasıl yokuş kalkış sistemi? Arabayı tutuyor mu boya? Tutuyor. Yani salmıyor mu? Yok. Asla. O konuda bir sıkıntısı yok diyorsun. Tonajın ne olursa olsun o tutuyor. Herhangi bir salma yok. Bırakma olayı yok bu arabada. Eskisinde de öyleydi. Sıkıntı yok. Salma yoktu. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine klima tertifatı dijital bir klimaya sahip araç. Burada da radyo, fren kaslarını falan. Öksüz temizleme kazanı. Aynen. Kazanı temizleme şeyiydi aynen, bu. Aynen egzoz temizleme, partikül temizleme. Partikül aynen. Temizleme. Ne aralıklarda yapılıyor bu?
Onu otomatik yapıyor. Kendi yapıyor abi. Seninle bir işi yok. Ha, sen onu yapmak istersen, ya işte epey oldu, epeydir gelmiyor, ben de onu yapayım dersen, bu düğmeye basıyorum, manuel yapmak istersen. Yoksa araç kendi normal hepsini kendi yapıyor zaten. Kardeş, sen arabayı sür, ben onu temizlerim diyorsan sen rahat ol diyor. Aynen, yani. Aynen, benden akıllı ya. O konuda bir tane ampulü patladı mı bas bas bağırıyor benim ampulüm. Hem de şeyine söylüyor, sağ arka işte bilmem parkım patladı diyor. Ya onu da söylüyor yani, sana evet. Yardımcı oluyor yani. Aynen. Park. Aynen, freni de değiştirmiş. İmdat buraya gelmiş. Buradaydı eski arabalar. 2020'de burada. Boşluktaydı. Şurada. Evet. Buraya almışlar şeyde. Gayet güzel bence. Aynen, vites de zaten eski arabalarda buradaydı. Mandallıydı. Evet. Onu da buraya almışlar. O da güzel bir değişik oldu. Şu ne işe yarıyor usta? Vallahi o da herhalde far yükseklik ayarı da. Ben onu geçen oynadım, beceremedim. Beceremedim. Bak şöyle yapıyorum, basıyorum. Seviye diyor, ayar diyor ama nasıl üstüne mi basacaksın? Basınca da olmuyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum ya. Tam olarak çözemedim mi diyorsun? Çözemedim vallahi. O zaman şuradan şunu hemen söyleyelim. MAN yetkililerine söyleyelim. Onları da eğitime katsınlar. Nerede olduklarını söylesinler. Aynen. Evet. Peki ben bu arabayı neden almalıyım? Vallahi abi esnaf arabası. Esnaf arabası. Aynen, bu arabayla para kazanırsın. Ya şimdi şöyle bir şey var Ukay Usta. Hemen hemen herkes diyor ki benim arabam ekmek kazandırır. Herkesin yaptığım, bu zamana kadar yaptığım röportajlarda kimse arabasını kötülemedi. Kötülemez abi. Ben ama sana şu mevzuyu anlatayım. Gördüm 5 araba gidiyoruz. Evet. Bizde 2014 model var bir tane de. Evet. Gördün değil mi? Evet. 2014 model arabayla onlar şeyden aldır. Bak Ankara'dan beraber depolarımızı doldurduk. Onlar Gerede'yi bu tarafa geçince aldı. 2100 liralık mazot aldı Gerede'den. Ben aynı depoyla geldim, Havza'dan doldurdum 1930 liraya. Depo aynı mı? Yani 540 litre mi hepsi? O fark etmez. Fark etmez. Depo şimdi biz Ankara'da doldurduk. Hepsi full zaten doldurduk. Ha yani. Tamam. Ya pardon. Tekrar fulluyoruz. Onun için depo önemli değil. Ebatı falan önemli. Anladım, değil. Anladım yani. Tamam. Yani yaktığı mazotu sen hesap et. Oradan oraya en az 300-400 milyon, 500 milyon para fark etmiş o arabayla. Evet. Belki de daha fazla. O zaman bu konuda, mazot konusunda bu arabayı tercih etmeliyim. Aynen ya, biz MAN'ın orada şeyle fabrikadan aldığımızda orada mühendisleri de Scania'dan, yeni Scania'dan daha da az yaktığını söylüyorlar. Bilmiyorum yani, işte nasipse aldık da araba 2500'de. Asıl yani, verileri belli bir kilometre yaptıktan sonra mı almamız lazım yani, öyle mi diyelim yani? Ya biraz daha bu, biraz daha motor, yeni motor olduğu için biraz fazla da yakar. Biraz daha randımana oturur bir işte 20-30 bin kilometrede. Kemiklere böyle bir yerine oturduğunuz zaman. O zaman biraz daha kendine gelir bu yani. Evet. Şunu söyleyeyim hemen o zaman. Ya yakıt tüketimi gayet güzel. Konforu gayet güzel. Bakım aralıkları kaçta kaça? Kaç binde yapılıyor bunun? Şimdi abi bunlar yeni sisteme göre bakım aralığı diye bir şey yok. Evet. Bu nasıl ayarlamış Alman bunu? Bu yaktığı mazota göre. Evet. Litreye göre ayarlamış. Allah Allah. Heh. Senin bu araba atıyorum çok tonaj koydun. Üstüne çok tonaj koydun, çok mazot yaktı. Evet. Atıyorum 30 binde geliyor bakım. Ama bu arabaya atıyorum 20 tonla, 22, 23 ton, 20 tonla çalışıyorsun. O zaman bu araba 60 bin, 70 bin kilometre gidiyor. Onu nerede anlıyoruz o zaman peki? Kendi söylüyor. Kendi mi söylüyor? Tabii. Kendi burada diyor ki beni diyor atıyorum Şubat'ın birinde servise götüreceğim diyor. Bakımım geldi diyor. Evet. Sevgili MAN, yani biz o zaman seni anlatmayalım, sen videoya konuş yani, bizi daha ne oraya geliyorsun yani. Evet ustam. Bunun bir üst modeli, daha full artı fullleri var. Evet. Onlar daha güzel, o koltuklar falan dönüyor. Dönüyor. Sistem, onlar daha güzel, fullleri daha güzel ama biraz parası da güzel onlar için. Yani onlar güzel hesaplı aldı bizim patronlar bunları. Fiyat konusunda bilgi verebilir misin yoksa? Valla tam net bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Yalan olur. Evet. Ama uygun aldıklarını biliyorum yani. Yani blok alımları da uygun alınıyor zaten. Evet, zaten onu biz 15 adet aldık. Evet, öyle bir alıma hiçbir firma zaten vermiyor. Ama blok alımlarda zaten firmalar gerekli indirimi yapıyor. Hem Almanya'dan irtibatı kurarak hem de buradaki distribütörle irtibatı kurarak belirli bir iskontola yapılıyor. Bu her firmada aynıdır. Blok alımlarda genelde bu böyledir. Ustam, ben şimdi daha fazla muhabbet etmek isterdim seninle tabii ki. Eyvallah. Yani eklemek istediğin, söylemek istediğin araçla ilgili bir şey var mı? Yok mu? Araçla ilgili bir şey yok. Araç 10 numara. Yani ben eğer bu işi hani bu işi yapan esnaf eğer para kazanmak istiyorsa tavsiye ederim. Yani güzel bir araba.
Güzel yani, ekmek yerler. Bir de müjde vereyim. 6. aydan sonra 7. ayda da 2021 model çift çeker 580 gelecek. Evet. Onu beraber tanıtırız inşallah. Sen mi geleceksin yine? Ben geleceğim, evet. O zaman Oğuz Han'la beraber, Bedir Han'la beraber irtibata geçeriz. Veyahut da ben senin şimdi biraz numaranı alırım. Bu tarafa zaten geliyor arabalar. Aynen aynen, geldiğim bak, zaman... Bak şuna bak, şu güzeldi be. O neydi öyle? Evet. Onlardan irtibatını sağlarız. Aynen, geldiğim zaman söz ben ararım. Şey yaparız, buluşuruz burada. Gene izleyicilerimize de tanıtırız. Güzel olur yani. Evet, 580'i de biz de o şekilde tanıtmış oluruz. Aynen, eski kasası da var. Şimdi yeni sıfırı da gelecek. Ama full çelik jantlı falan olacak. Alkola jantlı falan. Aynen, hepsi. Full full her şey olacak. Evet. Öyle her şey full olduğu zaman ben biraz daha heyecan sarıyor beni. Şu lastikasını söyleyeyim. Bu standart paket bir araç mıdır? Standart paket bu, evet. Standart paket bir araç ama radar, klima, buzdolabı. Aynen, her şey var. Her şey var. Şerit takip, çarpışma. Artık bunlar da standart olması lazım yani. Aynen, aynen. Kesinlikle aynen. Şoförlerin de standart olması, yani şoförler açısından da, firmalar açısından da bunlar artık standart olması lazım diyebilirim. Eklemek istediğin bir şey var mı usta? Yok, teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız abi, eyvallah. Ben şimdi teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Ağzına, yüreğine sağlık. Eyvallah. Arkadaşlar, araç daha yeni ve yeni olduğu için biraz daha tam verileri biraz daha yolu tuttuktan sonra o zaman daha çok detaylı bilgi alacağız sizlerle. Aynen. En azından şöyle aracı bir sizlere genel olarak tanıtmaya çalıştık. Hem de eski bir MAN kaptanı ile beraber bir önceki versiyonla şimdiki versiyonu sahip olan, bilen, tanıyan bir abimizdi Oktay kaptan. Biz de kendisine sağ olsun böyle bir fırsatı yakaladık ve değerlendirdik. En azından 2021 model MAN, yeni MAN'ı sizlere görsel olarak göstermeye ve tanıtım olmaya çalışmaya başladık. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. MAN Palace'ın içinden size anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi, tamam.